Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe bomba bir transfere imza attı. Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldi ve İngiltere'den Türkiye'ye yapılan bu uçuş, özel uçuş, Mesut Özil ve ailesini taşıyan özel jetin uçuşu tam 300 bin kişi tarafından takip edildi. Bu takipte Flight Radar 24 sitesi üzerinden yapıldı. Şimdi diyeceksiniz ki biz buraya işte savunma, havacılık konularıyla ilgili videolar izlemeye geldik. Mesut Özil ne iş diyebilirsiniz. Hayır burası bir futbol sitesi değil. Ben de bir futbol fanatiği değilim ama Flight Radar'ı tanıtacağım size bu videomuzda. Bu sistem nasıl çalışıyor? Uçakları nasıl takip ediliyor? Askeri uçaklar Flight Radar 24 üzerinden görülebiliyor mu? Bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Flight Radar 24 gerçekten ee, havacıların veya merakların veya bir yere uçacakların, bir yerden yolcusu geleceklerin en fazla takip ettiği internet sitelerinin başında geliyor. Yaklaşık 40 milyon kişinin cebinde Flightradar24'ün özel uygulaması, mobil uygulaması yer alıyor. Aylık olarak site 60 milyondan fazla ziyaretçi kabul ediyor bu ziyaretçilerin önemli bölümü de uzun süre sitede kalıp uçakları takip ediyorlar. Hatta bazen ilginç haberler ortaya çıkıyor. Örneğin Covid-19 aşısı şeklinde uçan uçak veya kalp çizen sevgilisine ilanı aşk edenler veya cinsel organ çizenler falan gibi çok enteresan konulara da imza atıyor. Şimdi Flight Radar aslında İsveç merkezli bir internet sitesi. İki kurucusu var. Bu kurucusu da aslında bilet satıyorlar 2000'li yılların başlarında ve uçakları takip etmek için bir sistem arayışı içerisinde çalışmalara başlıyorlar. Uçakların transponder olarak adlandırılan sistemlerinden gelen sinyallerden yararlanmayı hedefliyorlar. Nedir bu transponder? Şimdi aklınıza radar geldiği zaman radar nasıl çalışıyor? Radyo dalgaları yayını gerçekleştiriliyor. Havadaki cisme çarpıyor ve geri geliyor. Bu aslında bu uygulama yoğunluklu olarak askeri radar sistemleri için geçerli. Sivilde ise bu kadar detaylı, bu kadar kapsamlı çalışan radar sistemleri yerine o yayınların ana kaynağı uçaklar. Neler bunlar? Uçakların takip edilebilmesi için transponder olarak adlandırılan sistemler var. Bunlar basitçe uçağın yüksekliğini, hızını, uçtuğu başı gibi temel uçuş bilgilerini yerdeki radar istasyonu, bu sivil radar sistemine zaten uçak yolluyor. Bu bilgiler de hava trafik kontrolörünün önünde yer almaya başlıyor. Ama tabii ki bu teknoloji çok yeni bir teknoloji değil. Zaman geçtikçe yeni yeni şeyler ekleniyor ve 2000'li yılların başından itibaren de ADSB olarak adlandırılan Automatic Dependent Surveillance Broadcast yani otomatik bağımlı gözetim yayını olarak adlandırılan uçaklar bazı yayınlar yapıyorlar. Bu bilgide ADSB'de yani uçakların normal uçuş rotaları hızları, irtifaları gibi bilgilerinin yanı sıra GPS olarak adlandırılan küresel konumlandırma sistemi bilgileri de normal ekranlara bilgi olarak gelmeye başlıyor. Bununla birlikte uçağın tam olarak mevkisi nerede bulunduğu da tespit edilmiş olunuyor. Son yıllarda üretilen yolcu uçaklarının hemen hemen hepsinde bu ADS-B sistemleri mevcut. 2020'den itibaren de bütün yolcu uçaklarında bunların kullanılması mecburiyet. Şöyle bir filolara baktığımız zaman dünyadaki hava yolu uçaklarının buna tabi hava kargo uçakları veya özel jetleri de dahil ettiğimiz zaman %70'lik filo ADS-B sistemine sahip. Yani detaylı olarak bunlar takip edilebiliyor. Günde ortalama tabi koronavirüs salgını nedeniyle bu rakamlarda çok ciddi oynamalar olsa da 180 bin uçuş Flight Radar tarafından takip ediliyor. Siz de açtığınız zaman işte havayolu şirketinin çağrı kodu, tescil işareti, uçuş numarası gibi bilgileri girdiğiniz zaman o uçağın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Flight Radar da bunu tabi temel versiyonu, temel kullanım amacı ücretsiz olarak veriyor. Tabii ki işte gold, altın, silver, platinum gibi farklı farklı kullanıcı aşamaları da var. Bunlar da ücretli olarak geçmişe dönük uçuşları veya diğer istatistik bazı bilgileri kullanıcılarına sürüyor. Tabii bu işleri de para karşılığı yapıyor. Flight Radar peki bu tür bilgileri nereden alıyor? Bir hava trafik kontrol merkezine mi bağlı? Hayır değil. ADSB olarak adlandırılan bu yayınları takip etmek üzere küçük antenler dağıtıyor. Burada tabii gönüllülük aşaması çok önemli. Gönüllü binlerce kişi var. E, flight radar 24 ile iletişime geçiyorlar. Bulundukları yerlere göre bu cihazlar işte ortalama işte 500 ila 750 dolar arasında değiştiği ifade ediliyor. Bu anten alıcısı e, sistem kutu içerisinde bu kullanıcılara yollanıyor. Onlar işte binalarına uygun yerlere bu küçük antenleri takıyorlar. Bunu sürekli 24 saat internete bağlı olan bir bilgisayar üzerine bağlıyorlar. Alınan sinyaller bu bilgisayar üzerinden işte şirketin ana merkezine gidiyor ve dünya haritası üzerinde de bu noktalar kapsama alanlarıyla birlikte trafikler aktarılmaya başlanıyor. Özellikle flight radar'ın verdiği bilgiye göre Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm %100 sahanın tamamı bu tür cihazlar tarafından kontrol ediliyor. Her cihazın ortalama menzili işte 250 ila 450 kilometre arasında değişiyor. Tabii ki bulunan irtifa arttıkça daha geniş alanı bu sistemler kontrol edilebilir hale geliyor. Alçakta uçan uçaklar bazen işte dağların arkasında kaldığı için yansımayabiliyor, bilgiler alınamayabiliyor... Ama yüksek irtifada uçan uçaklar çok net bir şekilde bu sistem tarafından takip ediliyor. Şimdi tabii Flight Radar e, dünya üzerinde yüzlerce binlerce nokta üzerinde. Peki nereleri kapsamıyor bu? Özellikle tabii okyanusların üzeri en... E, soru işareti olan bölgeler başında geliyor. Veya işte büyük çöllerin bulunduğu alanlar, yerleşim bilimlerinin olmadığı yerler veya yerleşim birimi olsa bile dışarıya e, bu bilgileri veremeyecek noktalar işte internetin olmaması veya o ülkenin e, hukuksal altyapısının buna müsait olmaması gibi durumlar var. Mesela Afrika'da ciddi problemler yaşanıyor. Asya'da bazı bölgelerde yok veya kutuplarda bazı bölgelerde yok. Özellikle de tabii dünyanın önemli bir bölümü e, okyanuslarla çevrili. Hint, Atlas Okyanusu, Pasifik gibi bölgelerde binlerce kilometre hiçbir ada bile yok. Bir internet bile yok. Eğer uçaklarda ADS-B sistemi yoksa flight radar nasıl takip ediyor? Bunun için farklı farklı sistemler kullanıyor. Tabi hepsi ADSB kadar detaylı ve nokta atışı uçağın yerini veremeyebiliyor. Örneğin multilateration olarak adlandırılan, Türkçe'ye çoklu geçleşme olarak çevireceğimiz sisteme sahip uçaklar bunun kısaltması havacılıkta MELAT olarak adlandırılıyor veya MODES olarak adlandırılan Transponder Sistemi gibi bilgilerle burada Flight Radar'a diğer trafiklerin kısmen takip edilmesi sağlanabiliyor. Bazı uydular ise ADS-B sinyallerini takip edebiliyor. Bu tür uydu üzerinden takip edebileceğiniz uçakları da Flight Radar haritaları üzerinde mavi renkte görebiliyorsunuz. Yani hani uçakların çoğu sarı niye biz bunu mavi gör diye soru sorduğunuz zaman bunun nedeni uçağın uydu üzerinden takip edilecek noktada yer alması. Flight radarla ilgili merak edilen en büyük konuların başında askeri uçakların takip edilip edilmediği. Bunun için uçakta ADS-B sisteminin yer alması gerekiyor ve sistemin açık olması gerekiyor. Bazı uçaklarda bu sistemler var. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri'ndeki e, teslim aldığımız Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarına bu sistem var. Zaman zaman A400M'leri dünyanın dört bir tarafında örneğin Libya'ya giderken e, görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz e, uçakların rotalarını bu açıdan önemli. Veya bunun dışında biraz önce anlattığım gibi işte Modest Transponder gibi sistemlere sahip askeri uçakları da buralardan takip edebilmek mümkün. Bazen bir bakıyorsunuz Flight Radar'da çeşitli özel görev uçakları mesela Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalı uçağını da uluslararası görevlerde bazen açtıkları zaman sistemi görebiliyoruz. Veya sık sık Amerika Birleşik Devletleri Kırım açıklarında, Karadeniz üzerinde işte çeşitli elektronik sinyal istihbaratı yapan uçaklar veya insansız hava araçları, İHA sistemleri gönderiyor. Buralarda da bu uçuşlar sırasında e, hava araçlarında ads sistemleri açık hale getiriliyor ve bunların rotalarında zaman zaman görme imkanına kavuşuyoruz. Onun dışında işte şuradan F-16 geçiyor, şuradan F-5 geçti, şuradan F-35 geçti gibi konularla ilgili herhangi bir takip söz konusu değil. Bazen bu uçak sistemleri e, dediğim gibi nakliye dışındaki, askeri nakliye dışındaki Özel görev dışındaki uçaklarda bazen bu tür sistemler olabiliyor. Bazen tanımlanmış olarak bilgiler yansıyabiliyor. İkinci önemli soru işte devlet başkanlarına ait işte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık uçakları gibi e, özel devlet amaçlı uçuş yapan uçaklar takip edilebiliyor mu? Bunun cevabı hem evet hem hayır. Bazı ülkeler bu sistemleri bu VIP olarak adlandırılan devlet uçaklarında güvenlik gerekçesiyle kapalı hale getiriliyor. Örneğin işte Amerikan başkanlarının uçtuğu Air Force One'ı veya Türkiye Cumhuriyeti'nin işte en büyük VIP uçağı olan 747-8'i internette bu flight radar üzerinden takip edemiyorsunuz. Üçüncü sorum ise her uçağı görebilmek, her rotayı görebilmek mümkün mü? Bu soruyu sormamın nedeni malum Malezya Havayolları'nın Boeing 777 tipi uçağı kaybolmuştu ve bu uçağın e, Hint okyanusunda bir yerlere düştüğü iddia edilmişti ama Yaklaşık nereden baksanız yıllar süren adı aramalardan da herhangi bir sonuç bulunamamıştı. E, bu uçak eğer bu bölgelerde bir flight radara e, bilgi ileten anten görevi yapan sistemler olabilse örneğin e, Pasifik Okyanusu üzerinde bir noktaya bir duba konsa, bu cihaz olsa. Buradan etrafı görebilir mi? Tabii buna internet bağlantısı lazım. Sistemin kendisini idame etmesi için elektrik sistemi falan lazım. Bunları çözdüğünüz zaman buraya iletilebilir miydi? Bunlar da gerçekten havacılık dünyasında zaman zaman tartışılan konular. Bu sistemlerin uyduya taşınması, işte radar sistemleri yerine uydu üzerinden bütün trafiğin yönetilmesi gibi konular üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ee, bu konu muhtemel önümüzdeki yıllarda bir bir devreye alınacaktır. Belki bütün dünyadaki her türlü uçak hareketini uydu üzerinden görebilmek mümkün olacaktır. Tabi bu kazayla ilgili elimizde işte enkaz bulunamadı. Hala kayıp. E, ee, işte uçakta e, dataları, bilgileri alabileceğimiz FDR olarak adlandırılan uçuş veri cihazı yok. CVR olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazı yok. Ne, neden oldu, niye yapıldı veya ne bileyim pilotlardan herhangi bir şekilde bu sistemi kapattılar mı, sigortasını mı çektiler, başka bir şey mi oldu bilmiyoruz tabi bununla ilgili. O yüzden e, kazanın veya olayın bu tarafları hala ciddi bir şekilde e, karanlık e, olmaya devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Evet bugünkü konumuzda futbolcu Mesut Özil'in transferinden girdik havacılığa gökyüzüne çıktık uçaklar nasıl takip ediliyor bu tür soruların cevabını veren Flight Radar sitesini size takip etmeyi anlatmaya çalıştık tabi bu Flight Radar sitesi nasıl para kazandığını da son böyle videomuzun son kısmında belirtelim reklamlar geliyor Google reklamları var. Premium üyelikler satıyor. İşte uçakların geçmişlerini takip edeceğiniz bunların hepsi aylık belirli bir ücret karşılığında yapılıyor. Bunları işte mobil uygulamayı indirdiniz yükseltmek isterseniz para ödemeye başlıyorsunuz. Buralardan kendini çeviren gerçekten çok yenilikçi bir fikirle ortaya çıkmış ve çok ciddi de talep gören bir sistem olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Ben her yorumu okuyorum. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Bize ayrıca info@tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com sitemizi takip etmeyi unutmayın ve tabii ki savunma havacılık videoları için kanalımız sizin ilginizi bekliyor. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da isterseniz bizlere destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.